Herkese merhaba, ben Dilay ve kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine bir denemeli alışveriş videosuyla beraberiz. Yaklaşık böyle bir 10 gündür falan gerçekten bayağı alışveriş yaptım. Çünkü bildiğiniz gibi deneme video. Deneyeyim, gideyim, bakayım, alayım. Aldım, bayağı şey aldım. Yani bana göre bayağı şey aldım. Şimdi bunlar kıyafet şeyi olacak. Kıyafet partı. Bu video aldığım kıyafetleri gösterdiğim video olacak. Diğer video, bir tane daha video gelecek. O kargo daha elime ulaşmadı. Bir de Watson's'a Revolution'ın indirimi vardı. Ben de bayağı Revolution ürünü aldım denemek için. Bir de zaten çok övülüyordu ürünler. Hani far paletidir, işte contour'dur, bilmem nedir, bronzer'dır, işte highlighter'dır falan. Benim o tür ürünlerim yoktu. Yani bir tek far paletiyle göz makyaj ürünlerim vardı. Hani tel makyajıyla pek aram yoktu. Direkt concealer bastığım için. Öyle, şimdi bir bakalım. Önce kıyafetle başlayalım. Kaçtan kaça düştüklerini de söyleyeceğim. Öyle başlayalım. Şimdi şu an şu yakasını gördüğünüz elbise var. Bunu ben Plan 1'den aldım. Aslında small normalde giymiyorum. Zaten hani şu düğmelerin de biraz şey oldu. Hani düğmelerin arası açıldı. Onu da terzide araya diktireceğim mecburen, yoksa yani. Normalde small giymiyorum, medium giyiyorum ama bu elbisede bele oturması gerektiği için medium almadım. Zaten tek small kalmıştı. Öyle, şimdi elbiseyi de göstereceğim. Baya yani yaklaşık 400 liradan mı 350 liradan mı ne 90 liraya düşmüştü. Aldım yani, şansa gördüm yani. Elbise böyle bir elbise ama elbiseyi gerçekten istediğim gibi gösteremiyorum. Çünkü dediğim gibi düğmeli olduğu için aradan frikik veriyorum. Ve maalesef günümüz şartlarında en ufacık bir şey bile sıkıntıya yol açabilir. O yüzden self defense babında. Böyle işte bir elbise, şimdi aynadan göstereceğim. Bu elbise de böyle. Görüyorsunuz, anlatmayayım. Bir tık tadım kaçmış olabilir şu şeyden dolayı, frikik mevzusundan dolayı. Uf, insanlar böyle kendilerini tedirgin hissetmemeli ya. Neyse. Elbise yani gördüğünüz gibi bu şekilde. Güzel bir elbise yani, tatlı, şirin. Keşke siyahı da olsa, dedirten türden. Bir elbise. Özel günlerde giyilir. 90 liraya yani gerçekten uygun bence. Ama önceki fiyatına da bakacağız şimdi. Etiketini çıkarmadım göstermek için. 350 liradan 90 liraya düşmüş. Bu şekilde yaklaşık böyle 260 liralık bir indirim var. Güzel yani. Yenilir. Şimdi yine kahverengi tonlarında ve yine polo yaka bir elbise var. Ben bunun bağımlısı olmuşum diyebiliriz. Çok seviyorum böyle. Şimdi göstereceğim. Şimdi bu böyle bir elbise. Şuralarda kesik detayları var. Yine düğmeli geliyor ve yine polo yaka. Ben böyle yakaları çok seviyorum ve kahverengi de çok seviyorum. Bu medium. Bunu da Plan 1'den aldım yine aynı şekilde. Bu diğerinden daha rahat giyebileceğim bir elbise diye düşünüyorum. Ama olmaya da bilir. Yani. En azından bu medium. O yüzden hem belime oturdu hem de aradan frikik vermiyorum. Ama bunun kumaşı daha kalın olduğu için belki daha bahar aylarında giyebilirim. Ama onun kumaşı, bir öncekinin kumaşı cidden çok inceydi. O yüzden o mutlaka bir yazlık elbise. Böyle şimdi aynadan da göstereyim. Bu elbiseyi çok sevdim. Şimdi ben bu elbiseye gerçekten aşık oldum. Aşık oldum. Bu da böyle bir şekilde. Ya cidden kahverengi çok seviyorum. Şimdi bu aynada böyle gözüküyor. Böyle bir düğmeyi açık bıraktım ben. Zaten şu an evdeyim. Bu elbise de böyle. Boyu falan bir tık kısa. Medium olmasına rağmen ben şaşırdım. Yani genelde medium belime şey olmuyor. Bir tık bol oluyor ama bu belime de oturdu. Güzel bir elbise yani. Beğendim. Üstten de oldu. Alttan da oldu. Ortadan da oldu. Beğendim yani. Buna yine güzel. Yani ben bunları aldım ama hani nerede ne giyeceğim bilmiyorum. Böyle şeyleri alıp yine sürekli eşofmanla bluz giyiyorum. Bu bayan da bu şekil. Bunun fiyatı da yine aynı şekilde 350 liradan 90 liraya düşmüş. Güzel yani. İyi, yenir. Şimdi yine polo yaka.
Ama bu sefer boyundan bağlamalı. Yine düğmeli bir elbise var ama bu sefer kahverengi değil, gri mavi böyle. Bebe mavisi böyle bir değişik bir renk. Şimdi bunun bedenini hatırlamıyorum ama bunu Zara'dan aldım ve bu belimi tam sarmıyor. O yüzden bir tık olduğumdan farklı gözüküyorum. Ama yine de çok beğendim çünkü hep böyle bir elbise istemiştim. Açıkçası bunlar böyle indirimde olmasaydı asla ama asla dikkatimi çekmezdi. Öyle bir tık da bence öyle yani. Yine böyle polo yaka düğmeli bir elbise. Bunu muhtemelen giyerim ya sık sık. Ama yazın. Kumaşı triko çünkü. Veya bahar aylarında falan da vaktim olursa okuldan yerim yani. Güzel, ben bunu çok sevdim. Videonun önceki kısmında söylemişim ama çıkmamış maalesef. O yüzden tekrar söylüyorum. Bunun bedenini hatırlamıyorum. Şimdi bakarız ama beraber. Bunu da 90 liraya aldım. Bu Zara'dandı. Öyle yani. Bu da mediummuş. İşte 300 liradan 90 liraya düşmüş. Bilmiyorum, ben bu elbiseyi çok sevdim. Bir de bunun genellikle omuzlarında böyle parçalı olanları da oluyor. Onlar da güzeldi. Bu da yenir. Yine kahverengi tonlarında ama bu sefer polo yaka olmayan bir takım var. Ama bu sefer takım zaten elbise değil. Etekle bluz. Bunları ayrı ayrı kombinlerim diye de düşündüm. Bu Trendyol'dan aldım bunları. Bunların fiyatlarını hatırlamıyorum. Bedeni small. Linki aşağıya bırakırım. Oradan bakarsınız. Şimdi böyle üstü var, böyle de etek var. Etek kalem etek olarak geliyor. Ve hani gerçekten beğendim ve hani ayrı ayrı da kombinleyebileceğim iki parça bence. Hani eşofmanların üzerine muhtemelen bu crop'u giyerim. Bu eteği de başka crop'larla da kombinlerim böyle farklı renkte, farklı şekilde falan. Güzel bence yani. Güzel, ben seviyorum böyle triko şeyleri. Ya trikolar en rahat oluyor. Bu da böyle duruyor boydan. Yine böyle kahverengi beş tonlarında bir şey. Güzel yani. Ben sevdim. Güzel ya, tatlış böyle. Bir tek göbeğim belli oluyor ama olsun. Olsun, bu da bayan da bu şekil. Şimdi kabadayı pozisyonumda birkaç çift lafım olacak diyecektim ki ne diyeceğimi unuttum. Öyle ben hatırlayınca derim artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi yine üzerimde aynı üst var ama alt bir eşofman böyle. Bayağı bol oldu bana ama yani. Ne yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum. Muhtemelen şöyle katlarım. Öyle katlayınca güzel oluyor. Ben bilmiyorum ya, bilemedim. Güzel aslında da. Ne yapayım, terziye mi götüreyim bunu? Modelini falan beğendim. Hele şu detaylar cidden çok hoşuma gitti ama sürekli langur lungur düşmesine uğraşamam. O yüzden bu small'du herhalde. Aynen small'du. Olmadı. Bir beden küçük alın bunu alacaksanız. Bu da Trendyol'dan yine aynı şekilde. Bunu muhtemelen terzide lastiğini sıklaştırırım. Güzelmiş ama beğendim. Yani modeli falan değişik. Bu tarzda bir şeyim yoktu. Üstümde yine triko bir takım var. Bu takımı ben Euphoria'yı bitirdikten sonra direkt giyince, artı kesim makyajı yaptıktan sonra kendimi maalesef aşırı Euphoria'da gibi hissettim. Yani ne bu? Düz triko yani. Bilmiyorum. Şimdi de hala çok sevdiğim bir triko şimdi göstereceğim ve bayağı uygun aldım bunu. 360'tan mı ne 90 liraya düşmüştü. Direkt yakalayınca aldım. Yine Trendyol'dan yine linkini bırakırım. Bu arkadaşın beyaz ışığı gördünüz. Bu böyle bir takım. Bu arkadaşın da beli bol. Ama yapacak bir şey yok yani. Bir de çekmem gerekiyor yukarıya. Ama yine de çok sevdim. Bunu da terzide lastik taktırırım muhtemelen. Bunun tek kötü yanı iç gösteriyor ve içine astarla giymeniz gerekiyor. Öyle. Onun dışında güzel yani. Sevdim. Baya rahat ve baya yumuş yumuş ve kış aylarında tuhaf bir şekilde sıcak tutuyor. Aynı şekilde böyle eşofmanını da, pantolonunu da, kravunu da, şeyini de, hırkasını da ayrı ayrı kombinleyebilirsiniz. Ben alırken hırkasının geleceğini bilmiyordum. Böyle gelince baya bir şoka uğradım ve sevindim. Böyle böyle ufak mutluluklar. Son olarak gri pijamamsı bir takım var. Muhtemelen en çok giyeceğim takım olabilir çünkü böyle şeyleri çok seviyorum. Şimdi onu göstereceğim. Bunu da Trendyol'dan aldım. Şimdi bu şekil bir takım. Altı şal var muhtemelen yani.
Eşofman veya. Böyle çok tatlı bir şey, ben çok sevdim. Hatta şimdi bunu giyip çıkacağım. Öyle. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.